Lösemi kan kanseri teşhis ve tedavisi. Kaynak: Medical Park Hastaneler Grubu Sağlık Rehberi. Lösemi, vücut savunmasına görevli akyuvar hücrelerinin bir türü olan lenfositlerin işlev görmeyecek şekilde üretimi ve gelişimiyle karakterize bir kan grup hastalığıdır. Her yaşta görülebilen bir kanser çeşidi olan kan kanseri, çocuklarda ve 50 yaş üstü yetişkinlerde daha yaygın görülen bir hastalıktır. Erken teşhisle tedavi şansı oldukça yüksek olan hastalığın erken dönemlerde fark edilmesi ve tedaviye başlanması büyük önem taşır. Lösemi nedir? Lösemi en sade ifadesiyle kan kanseri olarak ifade edilebilir. Kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin çeşitli sebeplerden dolayı gelişiminin duraklaması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşan kan kanseri öncelikli olarak kemik iliğine ve daha sonra da tüm organlara yayılabilir. Kemik iliği al yuvar, lenfositler gibi, ak yuvar ve platelet gibi kan hücrelerinin yapıldığı süngerimsi bir dokudur. Bu hücreler kemik iliğinde yapıldıktan sonra kana karışırlar. Beyaz kan hücreleri bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biridir. Bir yandan vücudu virüslerin ve bakteri, mantar veya parazit gibi yabancı mikroorganizmaların işgaline karşı korurken, bir yandan da vücutta kanserleşme eğilimindeki hücreleri tespit ederek onların ortadan kaldırılmasını sağlarlar. Kemik iliğinde üretilen diğer hücrelerin aksine, beyaz kan hücreleri lenf nodu, dalak ve timus gibi diğer çeşitli organlarda da üretilebilirler. Tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açan ve ilerleyici bir hastalık olan lösemi, olgunlaşan akyuvarın kontrolsüz artışına bağlı olarak gelişirse daha yavaş bir seyir izler. Olgunlaşmamış akyuvarların kontrolsüz üretimine bağlı olarak gelişen kemik iliği kanseri ise hızlı bir şekilde ilerler ve 1-2 ay içinde klinik bulguya oluşturabilirler. Lösemi çeşitleri nelerdir? Hastalığın seyrine göre kan kanseri akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Hızlı seyreden ve kısa süre içerisinde klinik bulgu ve belirtiler veren lösemi çeşidi akut, yavaş ilerleyen ve uzun yıllar içinde gelişen lösemi çeşidi ise kronik lösemi olarak adlandırılır. Akut lösemilerdeki kanser hücreleri kronik lösemilerdeki kanser hücrelerine göre daha az olgun, hızlı çoğalan ve kemik iliğini işlevsiz olarak hızla terk eden hücrelerdir. Bu fonksiyonsuz hücreler blast olarak isimlendirilir. Akut lösemilerde blast hücrelerinin hızlı çoğalması sonucu kemik iliğindeki diğer sağlıklı hücreler için gerekli yaşam alanlarını da işgal ederek belirtilerin kısa süre içerisinde meydana gelmesine neden olur. Her iki çeşit lösemi türü de beyaz kan hücresinin çeşidine göre ikişer kola ayrılır. Beyaz kan hücresi miyelosit ise miyeloid lösemi, lenfosit ise lenfoblastik lösemi olarak nitelendirilir. Bu lösemi çeşitlerine ek olarak çok daha az görülen juvenil miyelomonositik lösemi, kronik miyelomonositik lösemi, miyelodisplastik sendrom, miyeloproliferatif hastalıklar ve tüylü hücre, Hairy cell lösemi gibi farklı lösemi çeşitleri de vardır. Yetişkinlerde yaygın olarak akut miyeloid ve kronik lenfosit lösemi görülür. Çocuklarda lösemi genellikle miyeloid ve akut miyeloid lösemi olarak kendini gösterir. Akut lösemi, gelişimini tam olarak tamamlayamamış lökositlerle karakterize kemik iliği kanserini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Lösemiler genel olarak 4 temel alt kategoride incelenir. Akut lenfoblastik lösemi. Al, ilkel ve lenfoid kökenli beyaz kan hücrelerini gelişimini tamamlamadan kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan kan kanseri türüdür. Çocuk lösemi hastalıklarının yaklaşık olarak %80'i bu grupta yer alır. Yetişkinler için ise bu oran %20 civarındadır. Bu tür lösemilerde 5 yıllık sağ kalım oranları %68 olarak tanımlanır. Akut miyeloid lösemi. Miyelositik kökenli blastların kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan AML, özellikle 20'li yaşların başındaki gençlerde tespit edilen lösemilerin yaklaşık olarak yarısından sorumludur. Yetişkinlerde ise en sık tespit edilen akut lösemi türü AML'dir. Bu lenf kanseri türü için 5 yıllık sağ kalım oranı %26 civarındadır. Kronik lenfositik lösemi. Lenfoid kökenli beyaz kan hücrelerinin olgunlaşmasını tamamlamasının ardından kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlaması KLL ile sonuçlanır. Bu hücreler fonksiyon göstermekten yoksun olup KLL en sık olarak 60 ve 70 yaş arasındaki bireylerde ortaya çıkar. Bu lösemi türü için öngörülen 5 yıllık sağ kalım oranı %83'tür. Kronik miyeloid lösemi, KML.
Özellikle 25-60 yaş arasındaki bireyleri etkileyen kan kanseri türü olan KML, miyeloid kökenli hücrelerin çoğalması sonrası meydana gelir. Bu lösemi türü için 5 yıllık sağ kalım oranı %67'dir. Lösemi belirtileri nelerdir? Diğer kemik iliği hastalıkları belirtileriyle benzerlikler gösteren löseminin en belirgin bulguları arasında kansızlığa bağlı olarak gelişen halsizlik, solgunluk, çabuk yorulma ve nefes darlığı bulunur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonlar ve trombositlerin etkilenmesine bağlı olarak oluşan burun, diş ve diş eti kanamaları, cilt altında beklenmedik kanamalar, morarmalar ve cilt üzerinde toplu iğnebaşı büyüklüğündeki kırmızı döküntüler lösemi belirtileri arasında yer alır. İştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri, tedavi ile kontrol altına alınamayan ateşli enfeksiyonlar, kemik ağrıları, boyun ve koltuk altı lenf bezlerinde büyüme, diş etlerinde ve karında şişlikler ise özellikle akut lösemi belirtileri arasında kabul edilen bulguları oluşturur. Çocuklarda lösemi belirtileri. Çocukluk çağında görülen kanser türlerinin yaklaşık %30'unu oluşturan lösemi genellikle 2-5 yaş arası ve 5-10 yaş arası çocuklarda daha yaygın olarak görülür. Yeni doğan bebekler yaşamının ilk 6-8 ayında anne sütünden aldıkları bağışıklık desteğini kullanıp bu dönemden sonra 2 yaşına kadar kendi bağışıklık sistemini düzenlerler. Bu dönemde geçirecekleri viral enfeksiyonlar lösemi kanserini tetikleyebilir. Bu yaşlarda oluşan raşitizm ve bu hastalığa bağlı olarak gelişen D vitamini eksikliği kan kanseri oluşumunu destekleyici rol oynar. Bu nedenle çocukların uygun hava koşullarında ve doktorun önerdiği saatlerde güneşe çıkarılması oldukça önemlidir. Çocuklarda yaygın olarak görülen lösemi belirtileri şöyle sıralanabilir. Solgun bir cilt rengi, iştahsızlık ve buna bağlı olarak gelişen hızlı kilo kaybı, uzun süren ateşli enfeksiyonlar, vücutta morluklar ya da bezeler oluşması, karında şişlik, eklem ağrıları, lösemi hastalığının seyri sırasında kemik iliği dışında diğer doku ve organların tutulması sonucunda da bir takım belirtiler meydana gelebilir. Örnek olarak merkezi sinir sistemine kanserin metastaz yapması sonrasında baş ağrısı, bulantı, kusma ve nöbet gibi çeşitli belirtiler oluşabilir. Lösemi merkezi sinir sistemi dışında akciğerler, sindirim kanalı, kalp, böbrek ve testislere de yayılım göstererek bu bölgelere has şikayetlere neden olabilir. Lösemi neden olur, risk faktörleri nelerdir? Lösemi tanı alan kanser hastalıklarının sıklığı sıralamasında 15. sırada yer alan kötü huylu hastalıktır. Kansere bağlı ölümlerde ise 11. sıradadır. Erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat daha sık görülür ve lösemi erkek hastalarda daha ölümcül seyretme eğilimindedir. Lösemi türüne göre oluşum nedeni ve risk faktörleri değişkenlik gösterebilir. Akut lenfoblastik lösemi için risk faktörleri. ALL altta yatan nedeni kesin olarak ortaya konulamamış bir lösemi türüdür. Nükleer patlama bölgelerine yakın alanlarda yaşayan kişilerde oluşan yüksek radyasyon nedeniyle ALL türü lösemiye bir yatkınlık söz konusu olabilir. Radyasyona maruziyet konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli grup anne adaylarıdır. Sigara dumanı içerisinde bulunan benzen gibi kimyasal maddeler ve kanser tedavisinde kullanılan çeşitli kemoterapi ilaçları da ALL türü lösemi gelişimiyle ilişkili durumlar arasında değerlendirilir. HTLV-1 ve EBV virüsleri de enfekte olan kişilerde ALL gelişme riskinde bir artış söz konusudur. Enfeksiyon hastalıkları dışında Down sendromu, Klinefelter sendromu, Fanconi anemisi, nörofibromatozis gibi hastalıklara sahip kişilerde de ALL görülme riski artmıştır. Akut miyeloid lösemi için risk faktörleri. AML, kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin gelişme ve bölünme ile ilgili DNA kısımlarındaki mutasyonlar ve anormallikler sonucunda meydana gelen lösemi türüdür. Bir kişide AML ortaya çıkma ihtimali yaşla birlikte artış gösterir. AML için ortalama tanı yaşı 68'dir. Erkeklerde daha sık olarak tespit edilen AML için sigara dumanına maruziyet, miyelodisplastik sendrom ve Down sendromu gibi rahatsızlıklar birer risk faktörü olarak kabul edilir. Kronik lenfositik lösemi için risk faktörleri. Günümüzde henüz KLL gelişiminin altta yatan kesin nedeni ortaya konulabilmiş değildir. Ancak 50 yaşın üzerinde olmak, erkek cinsiyet, savaşlarda kullanılan kimyasal ajanlara maruziyet ve ailede bu hastalığa yakalanmış başka bireylerin varlığı KLL gelişimi için birer risk faktörü olarak değerlendirilir. Kronik miyeloid lösemi için risk faktörleri.
KML genetik mutasyonlar sonucu oluşan lösemi türüdür. Ancak bu mutasyonları neyin ya da nelerin tetiklediği henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Bu genetik mutasyonlar bireyin hayatında sonradan oluşan anormalliklerdir. Kişi bu hastalıkla ilişkili genleri ebeveynlerinden almaz. İnsanlarda toplam 23 çift kromozom mevcuttur. 22 ve 9 numaralı kromozomlar arasında meydana gelen parça değişimleri ile 22 numaralı kromozom normalden kısa, 9 numaralı kromozom ise normalden uzun hale gelir. Mutasyona uğramış 22 numaralı kromozom Philadelphia kromozomu olarak isimlendirilir ve KML hastalarının %90'ında tespit edilebilir. Philadelphia kromozomu üzerindeki BCR, ABL geni kan hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasını tetikleyerek KML gelişimine neden olabilir. Lösemi tanısı nasıldır? Lösemi tanısına yönelik olarak istenilecek tetkikler ve yapılacak uygulamalar çok sayıda ve oldukça zaman alıcıdır. Birçok test kullanılmasındaki amaç hastalığın türünün ve evresinin tam olarak ortaya konmasını sağlamaktır. Hekim tarafından gerçekleştirilen fizik muayene sırasında anemiye bağlı olarak oluşmuş soluk görünüm, büyümüş lenf nodları, dalak ve karaciğer büyümesi gibi lösemiye işaret eden belirtilerin varlığı incelenir. Tam kan sayımı, metabolik ve biyokimyasal değerler, karaciğer fonksiyon testleri ve hastanın pıhtılaşma ile ilgili değerleri lösemi tanısında faydalı tetkikler arasında yer alır. Bu testlere ek olarak periferik kan yayması ve kemik iliği örneğin incelenmesi lösemi için tanısal değere sahip önemli uygulamalardır. Akut lösemi tanısı için kemik iliği aspirasyon biyopsisi gerekli ve önemli bir testtir. Kronik lösemilerde ise periferik kan değerlendirilmesi genellikle yeterli kabul edilir ve bu kişilerde ileri biyopsi girişimlerine gerek duyulmayabilir. KML hastalığında genetik tanı yöntemleri kullanılarak BCR-ABL geni tespit edilebilir. Kemik iliği testi genellikle hastanın kalça kemiğinden gerçekleştirilir. Uzun bir iğne vasıtasıyla bu kemikten alınan kemik iliği örneği laboratuvara gönderilerek kanser hücrelerinin varlığı değerlendirilir. Lösemi tedavisi nasıldır? Lösemi'nin tedavi edilebilmesi için öncelikli olarak türünün belirlenmesi gerekir. Basit bir tam kan sayımı ile kanda kanser belirtileri saptanır, kanda blast adı verilen kanser hücrelerinin artışına bağlı olarak lösemi tanısı konulur. Kemik iliğinden alınan biyopsi ise kemik iliğinin kanser hücreleriyle tutunup tutulmadığını gösterir. Tedavide önemli olan nokta ise lösemi'nin alt türünün belirlenmesidir. Lösemi'nin alt tiplerine göre tedavi yöntemi değişiklik gösterir. Lösemi tedavisinde ilk akla gelen yöntem kemoterapidir. Kemoterapi ilaçları lösemiye neden olan kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlayan kimyasal ilaçlardır. Lösemi çeşidine göre kemoterapide kullanılacak ilaçların türü, dozu ve uygulama yolu da değişiklik gösterir. Radyoterapi, ışın tedavisi yüksek enerjili ışınlar kullanılarak lösemi hücrelerini harabiyete uğratır ve büyümelerini engeller. Radyasyon tedavisi vücudun sadece bir bölümüne veya tamamına uygulanabilir. Radyoterapi aynı zamanda kök hücre nakline hazırlık aşamasında da başvurulan bir yöntemdir. Biyolojik ajanlar ve immünoterapi ilaçlarının bu hastalarda kullanılması ile kişilerin kendi bağışıklık sistemlerinin kanser hücrelerini tanımasını sağlamak amaçlanır. Kötü huylu hücreleri bu ilaçlar sayesinde daha sık olarak tespit eden savunma hücreleri kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlar. Genel olarak kabul gördüğü şekilde lösemi hastalarında en etkili tedavi yöntemlerinin başında kemik iliği nakli gelir. Kök hücre nakli olarak bilinen bu yöntemde hastanın kendi sağlıklı iliği veya doku uyumu sağlayan kardeş, yakın akraba ve bağışçılardan ilik nakli yapılabilir. Kemik iliği naklinin amacı kişideki hastalıklı kemik iliğinin sağlıklı kemik iliğiyle değiştirilmesidir. Bu işlem öncesinde hastaya yüksek dozda kemoterapi ve radyoterapi verilerek hastalıklı kemik iliğinin tamamen ortadan kaldırılması sağlanır. Daha sonrasında hastaya kan yapıcı kök hücrelerin infüzyonu yapılır ve sağlıklı kemik iliğinin yeniden oluşturulması amaçlanır. Kemik iliği nakli büyük medikal prosedürlerden biri kabul edilir ve ilik nakli yapılacak kişide ani kan basıncı düşmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, ağrı, nefes darlığı, ateş ve üşüme, titreme gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Bu belirtiler dışında daha ciddi seyirli kemik iliği nakli yan etkileri de mevcuttur. Bu ciddi yan etkilerin ortaya çıkmasında kişinin yaşı, genel sağlık durumu, tedaviyi hangi hastalığa bağlı olarak aldığı ve transplantasyonun türüne göre değişkenlik gösterir.